Bu parçada şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir? Yukarıdaki metinde şiirin her dönemde çok sevilen bir tür olduğuna dair bilgi yer almamaktadır. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır? Gül, sevenin sevdiğini göstermesi için kullanılabilecek en önemli çiçektir. Gül, çiçeğe göre özeldir. Bu nedenle özelden genele doğru bir anlatım yapılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu parçanın bütününde şiirle ilgili aşağıdakilerin hangisi üzerinde durulmaktadır? Yukarıdaki metnimizde şiir yazmanın belli bir planlamada olmadığı ve yazarken ortaya çıktığından bahsedilmektedir. Bu nedenle üzerinde durulan yazma esnasında ortaya çıktığı bilgisidir. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen atasözleri getirilmelidir? Bir insanın alışkanlıkları ve eğilimlerine ise evlatlarının da kendilerine benzediğini anlatmak için ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. Bir yerden alacağınız parayla başka bir yere olan borcunuzu kapanmış saymanın yanlış olduğunu vurgulamak için alacakla verecek ödenmez. İnsanın bu fani dünyada kimlere ne yaptıysa karşılığında onu alacağını belirtmek için arpa ekip buğday bekleme atasözleri getirilmelidir. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki dizelerin hangisinde verilen şiirde yer alan söz sanatı kullanılmıştır? Yukarıdaki şiirde benzetme söz sanatı kullanılmıştır. C seçeneğinde de benzetme söz sanatı kullanılmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Buna göre cümlelerinin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? 1, 2 ve 4 numaralarda ek fiil görülürken 3 numarada sadece geniş zaman bulunmaktadır. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu bilgilere göre 3. sıradaki ağaç hangisi olur? A, B, C, D, E isimli elma ağaçlarının yerleriyle ilgili şunlar bilinmektedir. E ağacı tarlanın başındaki ilk ağaçtır. D ağacı E ağacından ileride, A ağacından geridedir. C ağacı ile A ağacı arasında B ağacı bulunur. Yerleştirmelerimizi yaptığımızda 3. sırada A ağacının olduğunu görüyoruz. Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bozmak sözcüğü adamcağızı fena bozdunuz cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? Öğretmenin söylediklerini duyunca çocuk hayli bozuldu cümlesindeki bozulmak sözcüğüyle yukarıdaki bozulmak sözcüğü aynı anlamdadır. Doğru cevabımız B seçeneği. Buna göre aşağıdaki öğrenci davranışlarından hangisi yukarıdaki zeka alanlarından biriyle ilgili değildir? Mehmet tören alanında okula hitaben etkili bir konuşma gerçekleştirmiştir. Yukarıdaki zekalardan herhangi birine ait davranış değildir. Doğru cevabımız C seçeneği. Düşüncenin akışına göre bu metin aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? Öyle zamanlar gelir ki hiç ummadığımız bir şiir sanki bizim için söylenmiş gibi hissederiz. Çünkü şiir eskimez, bekler okuyucusunu. Sonunda beklediği okuru bulur ve çok basitmiş gibi görünen bir şiirden umulmadık anlamlar fışkırır. Bu yüzden şiirleri değerlendirirken kesin yargılardan ve olumsuz ifadelerden mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu grafiğe göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Yukarıdaki grafikte bir sınıfın zarflarla ilgili verdiği cümleler gösterilmiştir. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım sorusuyla ne kelimesi neden anlamında kullanılmış olup soru zarfını içerir. Bu nedenle %23'ü soru zarfı kullanmıştır diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Bu açıklamalara göre metninde hangi sözcüklerin yazımı yanlıştır? İkimiz D. Sırım gibi delikanlıyız o zamanlar. D bağlaçtır ve ayrı yazılmalıdır. Bir gün yine konakta gezdik, dolaştık. Bulunma haleki olduğu için bitişik yazılmalıydı.
Doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın verilen kullanım alanlarına ait bir örneği yoktur? D seçeneğinde 1250 lira yazarken 4 ve 4'ten fazla basamaklı olan sayılardaki nokta kullanımı görülmektedir. Bu yukarıda yer almamaktadır. Doğru cevabımız D seçeneği. Buna göre Türkiye'ye 2021 yılında gelen turist sayısını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Rus turistlerin sayısında 2020 yılına göre artış görülmüştür. 2020 yılında en çok gelen 3. ülkenin turist sayısı 2021'de ilk sıraya yükselmiştir. 2020'de en az gelen ülkenin turist sayısı 2021'de bir basamak yükselmiştir. 2021'de ülkemize en az gelen Fransız turistlerdir. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlam özelliği yanlış verilmiştir? İş başvurum kabul edildiği için size hediye alacağım cümlesi bir neden sonuç cümlesidir. Doğru cevabımız D seçeneği.